Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Echeverria Snowball'ı almıştım özel türlerden. Onun saksı değişimini yapacağım. Zaten çalkalanmış. Şöyle topraktan ayrılmış. Bu topraktan tamamen arındırıyorum arkadaşlar. Yani hiç toprak kalmayana kadar, çıplak kök kalana kadar bundan arındıracağım. Zaten toprak keçe gibi olmuş. Görüyor musunuz? Hiç havalı bir toprak değil. Tamamen keçe gibi bir toprak. İçinde hiç vermiklüt yok, perlit yok, ponzo yok, herhangi bir katkı maddesi yok. Genelde arkadaşlar bunlara gübre koyuyorlar, hormon bezi koyuyorlar, bu şekilde büyütüyorlar. Bitki çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Sonrasında birdenbire gelişimi durup bitki ölme evresine giriyor. Arkadaşlar, tamamen böyle arındırdım. Artık köklerde de kurumuş, iyicene ölü kökler var. Rozet boyutu çok büyük değil. Yani şöyle büyük değil. Kellesini alabileceğim boyutta değil. O yüzden üretim için alt yapraklarını almak istiyorum. Bakar mısınız? Topraktaki, yani nasıl bir topraksa elde bu şekilde siyahlık, karalık bırakıyor. Şu da benim hazırlamış olduğum toprak. Daha önceki videolarda göstermiştim. Karışımını kendim yapıyorum diye. İçinde klasmanın Alman torfu var arkadaşlar. Kokopet var. Perlit var, ponza var, lav taşı var. Bir miktar kömür tozu koydum. Kömür tozu koymamdaki sebep mantar hastalığına mücadele için, mantar olmasın diye bir önlem. Ayrıyetten solucan gübresi var. Bitki besini bu şekilde ben kullanıyorum. Böyle tekli olan saksılarımda ben kompost gübre çok fazla kullanmıyorum. Çünkü kompost gübre bitkinin kullanabileceği şekle gelmesi yani bir seneyi buluyor arkadaşlar. Ve bu tekli saksılarda bu şekilde kullanmak sıkıntı olabiliyor. Ama toplu bir şekilde ektiklerimde o şekilde kompost da kullanıyorum. Karıştırdım ama daha hala karışmayanlar varmış, gözüme şimdi ilişti. Böyle arkadaşlar havalı toprak olmasını sağlıyorum. Bakın birbirine girmiyor, toprak sıktığımda dağılıyor. Bu şekilde olunca hem suyu hemen suladığımda çıkartacak, hem de kökleri hava alacak. Gelelim bu bitkiye. Bunun alt yapraklarını birazcık alacağım arkadaşlar, üretim için. Bu arada bebek gördüm. Evet, kolay kopan bir bitkiymiş. Bazıları gerçekten kopmuyor. Şu bebek çok sıkışmış ama o bebek gövdesinde büyüse daha iyi olacak. Onun için bu yaprağı almıyorum. Çünkü bunu aldığımda direkt nemli toprağa değecek o bebek. Bir kısım almayacağım. Şu yaprağı da almak istiyorum.
Yaprak düzgün kopmazsa arkadaşlar bebek vermeyecektir. Şöyle düzgün bir şekilde koparsa bebek verecektir. Şöyle saksıma strafor koydum dip kısmına. Hava alması için. Olur da drenaj delikleri suyu çabuk tahliye etmezse en azından o kısımda kalacak su. Bu arada hiçbir saksıyı arkadaşlar altı deliksiz kullanmıyorum ben. Siz de kullanmayın. Sukulentler için bu gerçekten çok önemli. Hava alması gerekiyor köklerden ve suladığımızda hemen o suyun akıp gitmesi gerekiyor. Şöyle yaprakları direktman toprağa değmesin diye en ince olan ponzadan arkadaşlar ben koyuyorum. Kalın ponza da olur. Artık elinizde ne varsa. Ama ince ponza gözüme daha hoş görünüyor. Kiremit irmiği de olur arkadaşlar ama ben bunun görüntüsünü daha çok beğeniyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Elimde aslında kiremit irmiği de var. O da fena durmuyor ama bunu bir tık daha çok seviyorum ben. Şöyle hem toprağın nem dengesini sağlayacak. Hem görüntü hem yapraklar toprağa değmeyecek. Bir sürü amaca hizmet ediyor. Bunları arkadaşlar alışveriş sitelerinden alıyorum. Nerede uygunsa ama bebeğin ürünleri daha bir hoşuma gittiği için genelde ondan alıyorum ama çok fazla da fark etmiyor. Hepsi aynı işlemi görüyor. Şöyle ben buna birkaç gün su vermeyeceğim için, çünkü köklerini zedelemiş olabilirim. O yüzden şu yapraklarını da buraya koyuyorum ama bu yaprakları burada bırakmayacağım. Çünkü ben bunu suladığım zaman şu üst kısım da ıslanacak. O zaman bu yapraklar su çekip çürüyebilir. Ayrı bir yere koyacağım. Şu an karışmasın diye buraya koydum. Bu da arkadaşlar böyle çok güzel renklenecek bir tür morarmalar başlamış. Şekilde arkadaşlar en az 3-4 gün su vermeyeceğim. Toprağın nemi zaten belli bir süre yetecek. Dediğim gibi köklere zarar vermiş olabilirim ki koparttım zaten. Sonrasında sulayacağım. Bakımı da diğer echeverya türleri gibidir. Birbirine zaten hemen hemen bütün echeverya sukulent türleri birbirine benzer.
Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.